Olur olmadık zamanlarda acil bir telefon açacakken, WhatsApp'tan mesaj yazarken, sosyal medyada gezinirken karşınıza çıkıp sizi delirten, telefonunuzu parçalama raddesine getiren reklamlardan bıktıysanız bu video derdinize derman olabilir. Videoyu sonuna kadar izleyip göstereceğim yöntemlerle sorununuzu çözebilirsiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Evet, şimdi bu problemi yaşayan bir cihaz üzerinden uygulamalı olarak göstereceğim. Görüyorsunuz şu an durmadan reklam düşüyor telefona. Hiçbir şey yaptırmıyor, ayarlara girdirmiyor. O reklamın nereden geldiğini de bulamıyoruz haliyle. Evet, şu an cihazdaki uygulamaların hepsini görebiliyorsunuz. Hepsi mevcutta Samsung'un. Bu telefon şu an Samsung. Samsung'un içerisinde yer alan bütün normal uygulamalar mevcut. Farklı bir uygulama şu an uygulama ekranlarında gözükmüyor. Evet, şimdi ayarlarda uygulamalara giriyoruz ve cihazın içerisindeki bütün mevcut uygulamaları buradan görebiliyoruz. Ana ekranda gözükmeyenler de burada gözükecek. Şimdi hepsini tekrar teker göstereceğim. Şu an hala reklam geliyor. Bunu interneti kapatarak da yapabiliyoruz ama interneti kapattığımızda buradaki uygulamaların gerçek olup olmadığını anlayamıyoruz. Evet, şu an görüyorsunuz. Chrome uygulaması, iki tane Chrome uygulaması var. Bir tanesi bunun sahte. Bunu buradan, şimdi interneti kapalıydı. İnterneti açalım ve Chrome'un içinde Google Play içerisine aşağı iniyoruz ve mağazadaki uygulamaları ayrıntılarına giriyoruz. Bakın, buradaki Google Chrome gerçek Chrome ve devamlı reklam gelmeye devam ediyor. Reklam geldikçe istediğimiz şeyleri yapmakta tabii ki güçlük çekiyoruz. Biraz sabırlı da olmak lazım bunu yaparken. Evet, şu an interneti kapalıydı. İnterneti kapatmıştım. Ona rağmen geliyor reklam. Evet, şu an interneti açtık. Reklamlardan kurtulup, evet, Google Chrome gerçek Chrome'du bu. Bir önceki ekrana geliyoruz. Diğer Google Chrome yazan tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz. Ve mağazaya tekrar giriyoruz buradan. Mağazadaki uygulama ayrıntılarına bakın, görüyorsunuz internetim açık olmasına rağmen şu an o uygulamanın ne olduğunu göstermiyor. Bazen bunu da yapabiliyor. Aslında internet var, internetle ilgili bir sıkıntı yok ama bunlar sahte uygulama oldukları için ve nasıl indirildikleri gerçekten çok belirli değil bunlar. İsteyerek indirebileceğiniz uygulamalar değil maalesef. Evet, bu Google Chrome'u birinci olarak bunu buradan kaldırıyoruz. Evet, görüyorsunuz bir sorun oluştu diyor. Bağlantıyla alakalı bir sorun oluştu diyor. Aslında uygulamanın kendisiyle alakalı bir sorun var. Sorun çıkartan, sorun çıkarabilecek bütün uygulamaları tek tek göstereceğim. O yüzden lütfen bütün videoyu izlemeye gayret edin. Görüyorsunuz şu an hep aynı şeyi söylüyor. Şimdi bu Chrome'u sileceğiz. Onu bile silmek için uğraşıyoruz. Evet, bir tanesini sildik. Şimdi devam edelim. Bu arada bu böyle devam edecek. Hep reklam da geliyor yani. Uygulama olarak gösterdiğim için video biraz uzun olabilir. Lütfen sıkılmadan izlemeye devam edin. Evet, şu an gördüğünüz birkaç tane Gmail var. Doğru Gmail'i bulana kadar hepsine bakıyorum. Evet, bakın dışarıda Gmail yazıyor. Burada GoJunk diye bir uygulama yazıyor. Bu uygulama ana ekranında hiçbir şekilde gösterilmeyen bir uygulama bu. Böyle bir şey yok ekranda. Ama aslında yüklü. Gizli uygulamalar. Evet, bunu da sildik. Şimdi devam edelim. O kadar saçma sapan uygulama var ki onların hepsi teker teker bulunup silinmeli. Yoksa illaki o reklam devam edecek. Evet, şu an Google Play Project diye bir uygulama gözüküyor burada. Normalde Google'la alakası bile yok bunun. Evet, yine içeri giriyoruz ve görüyorsunuz ki bambaşka bir uygulama. Google'dan yakından uzaktan alakası yok. Bunu da siliyoruz buradan. Farkındaysanız dediğim gibi ana ekranda hiçbir şekilde bu uygulamalar gözükmüyor. Evet, devam ediyoruz.
Özellikle Google uygulamaları içerisine gizleniyor bu sahte uygulamalar. Birden fazla Google'lara dikkat edin. Evet, şimdi bir Google'ın içine giriyoruz. Google Location Service. Ve burada da Brushcraft diye bir uygulama var. Bu da sahte bir uygulama. Google'dan alakası yok. Bunu da siliyoruz. Bu problemle her gün karşılaşıyorum. Her gün bir müşterim bana bu problemle geliyor. Android kullananların çoğu bu sorunu yaşayabiliyorlar. Evet, şimdi temizlik uygulamalarına geldi sıra. Bu temizlik uygulamalarına da çok dikkat edin lütfen. Bunların hepsi yok işte virüsü temizleyelim, yok telefonun çok dolu diye ekrana reklam diye geliyorlar. Siz de tıklıyorsunuz işte telefonum çok doluysa hemen temizleyeyim diye. Yok virüs varsa hemen temizleyeyim diye bu uygulamaları indiriyorsunuz. Ondan sonra bu asıl bu uygulamalar bu reklamların sağlayıcıları oluyor aslında. Ben bunları çok denedim. İlk önce uygulamaları indirdiğimde hiçbir şekilde bu sorunu yaşamıyorsunuz ama nasıl oluyorsa o uygulamalar size bir yerden ulaştığında bir Facebook'un içerisinde işte Instagram'ın içerisinde nerede bulursa işte internette Chrome'da gezerken oralardan size ulaştığında bu problemi karşılaşabiliyorsunuz. Bu uygulamaları kullanmamaya özen gösterelim lütfen. Her zaman dediğim gibi o problemi bu uygulamalar sağlamıyor ama çoğunlukla bunlar da bu işin içinde. Çünkü denediğim için defalarca yapıyorum. Her gün en az bir tane telefonla uğraşıyorum. O yüzden yakinen biliyorum yani. Teker teker sile sile bu reklamların gittiğini artık ezberledim. Hangi uygulamanın ne yapacağını ezberledim. Bakın hepsine teker teker bakmaya çalışıyorum. Google ismi altında sahte uygulamalar biraz önce de gördünüz. Evet, temizlik uygulamalarını da siliyoruz. Bunlara da çok dikkat ediyoruz. Evet, farkındaysanız şu an reklam gelmiyor. Reklam gösterimi durdu. Bütün uygulamaları temizledik. Şimdi başka bir telefona geçiyoruz. Başka bir örnek telefona geçiyoruz. Aynı şekilde durmadan reklam gelen bir telefon. Burada da göstermek istediğim şeyler var. İşte görüyorsunuz galeri. 3 tane galeri var. İkisi galeri yazıyor. Diğeri galeri yiğit diye bir şey yazıyor. Evet, galerinin içerisine girdiğimizde galeri fotoğraf düzenleyici. Bunların hiçbiri gerçek uygulama değil. Şu an reklam gelecek ve evet şimdi reklam geldi. Bu açık uygulamalardan bu reklamın hangi uygulama olduğunu bazı telefonlar gösteriyor. Evet, uzun basıyoruz uygulama ikonuna. Uygulama bilgilerine basıyoruz. Hava durumuyla alakalı bir video gördüğümüz gibi. Evet, şu an kaldır diye bir buton gözükmüyor. Normal bir uygulama sonuçta. Mağazadaki uygulamalardan üzerinden Google Play'den bakıyoruz ve buradan kaldırıyoruz. Başka bir şansımız yok maalesef. Kaldırdık. O reklam direkt geldiği uygulamayı sildik. Evet, yukarıda görüyorsunuz temizlik uygulamaları durmadan bilgi atıyor. Evet, şimdi buradan tekrar aşağı iniyoruz. Buradaki galerileri, evet asıl galeri şu yukarıdaki zaten. Bunları hepsini kaldıracağız. Bakın hep galeri, albüm kasası diye şeyler yukarıdan gelmeye devam ediyor temizlikle alakalı şeyler. Evet, bunu da sildik. Bunların hepsini siliyoruz. Bunların hepsi reklam üreten uygulamalar. Evet, yine Galer Yiğit diye bir uygulama. Evet, asıl uygulama bu. Bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi. Galer Yiğit. Bunu da siliyoruz. Evet, gene galeri, albüm, fotoğrafçılık diyor. Evet, Google'ların hepsine biraz önce söylediğim gibi hepsine dikkatli bakmak lazım. Asıl problemli olan uygulamayı sildiğimiz için o hava durumuyla alakalı şu an reklam düşmüyor telefona. Ama biz ileride tekrar bu reklam sorununu ön plana çıkacak uygulamaları siliyoruz. Evet, şimdi PDF görüntüleyici uygulamalar. Bununla alakalı illaki
söz söyleyecek arkadaşlar vardır. Ben kullanıyorum, memnunum diye söyleyecek arkadaşlar vardır ama bu uygulamalar da reklam problemi yarattığını bizzat telefonlarda gördüm. Sildikten sonra böyle bir reklam gelmemeye başladığını bizzat gördüğüm için bunları da silmenizde fayda var diyorum. Evet, son olarak bir şey daha göstereceğim. Google Play'de bunu göreceğiz. Normal uygulamalar içerisinde olmayıp Google Play'in içerisinde gözüken bir uygulamayı daha göstereceğim size. Hesaplardan uygulamaları cihazı yönetin diyeceğiz. Ardından yönetmeye basacağız. Burada fotoğraf diye bir uygulama var. Bunu da sileceğiz. Umarım işinize yarar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen takip etmiyorsanız takip etmeyi, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Altyazı M.K.